Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti. Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarına çiçek bırakan Kalın, mezarın başında kısa bir süre dua okudu. Kalın burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vefat yıl dönümünde Kaya'yı mezarının başında tekrar rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi. Toprağının taşını, suyunu, güneşini, rüzgarını bu kadar seven bir insanın ahir ömründe yurt dışında vefat etmesi aslında çok hazin bir hikaye. Bizde gurbet kelimesiyle gariban kelimesi, garip kelimesi aynı kökten gelir. Gurbette olmak garibanlıktır. Aslında bu dünyada olmak da bir gurbette olmak gibi bir şeydir ama Ahmet Kaya'nın yaşadığı gurbette gurbet gibi bir şey oldu. Tabii unutulup gitmek, terk edilip gitmek Ahmet Kaya'ya yakışan bir tutum değildi. O hep ülkesinin güzellikleri için mücadele etmiş, kavga vermiş bir insandı. O yüzden ömrü boyunca acılara tutunarak yaşanmayı öğrendi. Saçlarına yıldız düşmüş, kopar mı anne dediğinde o aslında bütün anaların yüreğinde taht kuran bir evladı ifade ediyordu. Onun duygularını ifade ediyordu. Sazıyla, sözüyle, şiiriyle her zaman hakkın, haklının yanında oldu. Yeri geldi bu ülkenin namuslu solcularını, sağcılarını savundu. Yeri geldi 28 Şubat'ta başörtüsü mağduru olan bayan kardeşlerimizi savundu. Ahmet Kaya'nın sazıyla, sözüyle ve şiiriyle her zaman hakkın, haklının yanında olduğunu belirten Kalın şöyle devam etti. Ve müziğin evrensel dilini kullanarak aslında ülkemizin hikayesini anlattı. Eserlerinde, yorumlarında, bestelerinde. O yüzden de insanımızın kalbinde bir taht kurdu. Fikri görüşü ne olursa olsun, kentli olsun, köylü olsun, genç olsun, yaşlı olsun. Bu nimete vasıl olmak diyeyim. Her sanatçının arzu ettiği ama herkesin belki ulaşamadığı büyük bir aslında makamdır. Ahmet Kaya'yı bu yönüyle de tekrar rahmetle andığımızı, yad ettiğimizi ben ifade etmek istiyorum. Ahmet Kaya'nın yurt dışına çıktığı Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasında ne fark bulunduğu yönündeki soru üzerine ise Kalın şunları kaydetti. Şurada mezarının üzerine de yazmışlar, hoşça kal sevgili ülkem diye. Giderken de bu duyguyla gittiğine inanıyorum. Hayatı boyunca da hep bu duyguyla yaşadı, ülkesini gerçekten seven bir insan olarak. Tekrar Allah rahmet eylesin. Kendisini tekrar hayırla, rahmetle, hasretle yad ediyor. Ziyarete Kalın'a Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da eşlik etti.